Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Ne haber, nasılsınız? İnşallah keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar bugün yine Barış Ağam'la birlikteyiz. Barış Ağam hoş geldin. Ne yapıyorsun oğlum? Hoş buldum. Selamünaleyküm. Deve cüce oynuyor. Estağfurullah. Deve cüce mi oynuyor? Dur lan gel lan geç. Deve. Geç. Deve. Neredesin lan? Deve. Deve. Tamam. Cüce. Cüce. Deve cüce. Yandın çık. Masayı ben bineceğim. Deve cüce mi? Nasıl yanması lan? Kalkmadın ya. Ne alakası? Kalktım ya. Ben de ayağa kalktım. Arkadaşlar kalkmadı. Şimdi bana bak. Şimdi FPS. FPS. Arkadaşlar yalanını yiyeyim ya. Hareket bile etmedin. Arkadaşlar bugün ormanımızı tarlaya dönüştüreceğiz Allah nasip ederse. Barış'ım al traktörünü. Ben bir tane ana Erkun nerede? Aa Erkun şuradaki tarlada. Dur Erkun alayım geleyim ben. Case kullanalım. Case kullanacağım ben. Tamam sen case'ini kullan. Çünkü şey hani diğer bölümlerde masaya falan kullandık ya. O yüzden şu gölgeye sokmam lazım şeyini. Gel buraya. Arkadaşların dediğini duydun mu? Abi Erkun size çok zarar ettirecek demiş. Vallahi doğru demiş. Şey case. Çekmiyor çünkü. Şimdi çekmiyor mu? Aynen. Odunu çeker ya. İnşallah. Arkadaşlar videomuza başlamadan önce videomuzu beğenmeyi, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve Discord sunucusuna gelmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Şimdi ben linkler geldim. Yenilendi bu arada onu da söyleyeyim. Sürekli yeniliyoruz. Ben girebiliyorum da arkadaşlar giremiyor. Nasıl oluyor? Vallahi ben de giriyorum. Arkadaşlar giremiyor. Ben de anlamadım. Ben gerçekten anlayamadım. Hayır. Canlı yayında da sürekli biz yayına giremiyoruz yazıyorlar. Ben çözemedim gitti. Bu remote'ları düzenleyeceksin mi oduna göre yoksa bunu böyle alayım mı? Bu remote'ları oduna göre düzenleyemiyoruz. Sen onu bırak. Onu ben remote'u buna takayım. Sen ekipman takarsın ha. Ya da büyük remote al sen büyük. Aa sen şu bunlardan büyük remote'u taksana. Bunun yan kapaklar açılıyor diye biliyorum ben. Birkaç bakayım. Hangisi ben, o? Şu dört tekerlekliyi. Alayım mı? Tak bakayım bir onun yan kapaklar açılıyor muydu bir bakacağım. Ben şunun bir dayağını düzelteyim. Tamam. Aa bu takıldı mı bir yere? Çarip çekmiyor. Ha tamam. Dur bakayım. Benimkinin kapakları açılıyordu diye biliyorum. Ben önce bunu bir deneyeyim. Allah. Speed'i çok fazla açmışım dur. Ben de öyle yapmışım. Ben bunu tamire götüreceğim. Ama bu. İşaret tamam. Çıktı ama. Aha açılıyor açılıyor bak. Sende açılmıyor ama bende açılıyor kaç. Tamam. Açıldı mı şu an? Evet. Açıldı görmedim. Allah Allah. Bak. Bende yok. Ben sana ekran resmi atarım. Ana bak. Dur lan dur. Bu tarafı da hallediyor. Sen videoda bunu görürsün editle. Yapalım. Oğlum bu çok iyi lan. Vallahi çok iyi. Ben de olduğu gibi duruyor. O yüzden ben yorum yapamayacağım. Lazım. Benimkinin ilavelerini sökeceğim. Önce bir tamirhaneye gidelim. Sunrooflu traktörle gitmeyen de ne bileyim yani. Sunroof'un mu var lan? Açılıyor mu? Tabii. Bilmiyorum yok. Ben de Simple IG gözükmüyor ki. Sen de Simple IG niye gözükmüyor birader? Köpeği yer. Aman ormancı. Hadi bakalım. Sen beni burada bekle. Ben tamirhaneye gidip geliyorum. Şurada. Hadi git gel. Oh. Ben de şu hayvanları bir sayayım bakayım ne yapıyorlar. İneklere bir bak bakayım. Sütüne bak ne kadar olmuş süt. Traktörün mazotu bu... var mı bir de? Var full. İkinci sezona mı gidiyoruz bu bölümde? Bu bölümde ikinci sezona gidiyoruz tabii. Yani yaz sezonundayız. Yaz kış olduğu zaman ikinciye gidecek. Şu an ikinciyi doldurduk. Yazdan başlamıştık herhalde. Aynen öyle. Gayet güzel gidiyor. Bunun izlenmeleri de fena değil. Şimdi... çok teşekkür ederiz arkadaşlar ilginize bu arada. Hah tamam ayarla. Ananı 10 bin lira ayarladım verdim la. Sıkıntı yok paramız var. Sen neredesin tamam. Ya? Aha ben ayarladım remorkumu. Aa bak eğer şeyimiz biter sözünü kestim pardon. Odun işimiz erken biter şuraya bir sera kursak mı? Kuralım. Sera yeri ayarlamıştık ya geçen bölüm. Kuralım. Hatta serayı kurup öyle gidelim mi? Aslında olabilir yani. Serayı kuralım öyle gidelim. Ben remorkumu odun için ayarladım ha. 10 mor tamam. Hatta. Ben dur. Ayarlayamıyorum herhalde zaten. Gel. Ama burayı daha çimekmedik gibiyiz. Nasıl ayarlayacağız? Serayı diz, serayı yaptıktan sonra etrafını çimekelim. Bence çimek... Ya da boş ver şey yap. Ne dersin ona? Şey yapıyordun ya. Peyzajla. Oradan yap. Peyzajla mı yapayım? O aynen peyzajla yeşil yap aralarını. Tamam ben ya de ya da şu otlardan yapıyorsun ben ya. De hoş. Dur bakayım şöyle üretime otlar. Geldik. Seralara geldik. Ağam küçük sera mı kurayım? Küçük seranın tanesi 41 bin lira. Büyük seranın tanesi 140 bin lira. Büyük ya küçükten 3-4 tane kuracağımıza büyükten 2 tane kuralım işte. Büyükten 2 tane kuralım diyorsun tamam. Sığarsa sığıyor mu? Sığar sığar dur bak şimdi bak. Arasına traktör... Ha. İki sera kuruyorum o zaman şöyle. Tamam çok tamam. İyi oldu. Şimdi bunun zeminini yeşile boyayayım. Yeşile boyayayım ben. Şöyle yapalım. Şöyle boya. Sonra bir de çimlendireyim ben burayı öyle mi diyorsun? Aynen aynen çimlendir güzel dursun. Tamam. Paramız da çok gitmesin. Boyamaya da para gidiyor mu? Aa boyamaya para gitmiyor ne alaka?
Boyaya para gitmesi lazım. Tere kurusu, tereye ne ekeriz? Tereye domates falan ekeriz. Tereyi ayarlarız. Arkadaşlarla ayarlarız. Şimdilik kur. Girsene bir R'ye bastığına serada farklı üretim var mı? O da ayarlanmış mı? Şunu şöyle bir büyük ayarla. Şöyle gel. Şunu şöyle küçük. Şu ayarlar küçük. Butonuna geldiğimde tıklıyorum. Open Production menu, okey. Domates, marul, çilek. Bunlar var. Domates, marul, çilek. O zaman ağam ayarlanmamış. Önemli değil. Önemli değil ya. Domates falan yaparız, marul yaparız. Satarız bunları. Zerre önemli değil. Gerçekten zerre önemli değil. Tamam. Şunları hemen bunları şöyle da ayarlayayım da. Küçük ot biçeri gibi bir şeyle toplarız, şey yaparız. Bir tane tırpan modu gelmiş. Gördün mü onu? Kursak mı acaba? Evet. Discord'da gördüm. Discord'da paylaşılmış. Bunun etrafına da çit yaparız. Güzel durur. Çitini döreyim mi? Evet. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok para gitti çimlendirmeye. Gitti mi? Çim para gidiyorsa niye söylemedin? Para harcamazdık. Oo, harbi çok para gitmiş. Tamam. Şimdi çit. Çit örüyorum ha. Şurayı şöyle ör. Şurayı ördük. Şöyle gel. Kapıyı nereye yapayım kapıyı? Kapı giriş işte şu yol kısmı. Bu yoldan gireceğiz. Ama dur. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Şuralara da arı da koyabiliriz değil mi? Şehrin içine dar olmaz. Ben çok güzel arı kulübeleri buldum ha. Vallahi mı? Vallahi iki böyle güzel iki katlı kulübeler var. Aynı şey eski köylerdeki ambarlar olur ya onlara benziyor. Neye çarpıyor lan bu? Ağaca çarpıyor. Ağaca çarpıyor. Şunu şöyle yap. Bir daha ağaç var önünde. Nasıl bir daha ağaç var ya? Ağzını burnunu... Kesmeyelim ağaçlar dursun güzel. Ağaçları kesmedim dur. Tamam. Paraya bak. Para bitti. Para bitti. Ağaç bitti. Bir sera bize nereden baksan. Al. 750 bin liraya mal oldu sera. Hadi gidelim. Ağaçları satacağız. İnşallah oradan para gelir ya. Let's go. Bu tarafa gideceğiz. Şimdi arkadaşlar siz videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ormana gidelim. Orada buluşalım sizlerle. Hadi bakalım. Evet ben ormana geldim ama arkadaşlar Barış ağam tabii geri kaldı. Case de gelemedi. Erkurt da çok hızlı. Ne oldu da gelemedi? Case'in suçu yok. Ben yolu karıştırdım. Yolumu karıştırdın. Ey Allah'ım yarabbim. Geliyorum. Bir şey diyeceğim. Bak sana samimi söylüyorum. Bizim ağaç kesme ve doğrama makinesi mi kiralasak? Nasıl ya? Ya burada çok fazla ağaç var. Biz bunu manuel nasıl yapacağız bunların hepsini? Onu şimdi içinden geçeriz. Bekle. Geliyorum. Şimdi bak. Boyama burayı para almıyordu ya boyama. Ben şunu zeminini bir boyayayım önce. Tertemiz bir zemin çıkartayım tamam mı? Boya para alıyor. Aldı. Alıyor. Aldı mı? Alıyor. Almıyor diyordun. Az önce almamıştı şimdi aldı. Bu ağacı keseceğiz şuradan böyle hop. Neyse yettim geliyorum. Bayağı da büyük bir alan. Anam oyunum dondu. La. Allah Allah. Traktörün üstüne düştü arkadaş. Bayağı büyük bir alan da Barış ağam sana bir şey diyeyim mi? Bizim burada işimiz çok fazla uzun abi. Gerçekten çok fazla uzun. Birazını yapalım ya. Yok edilebilen ağaçları yok edeyim Barış ağam. Yok edilmeyenleri keselim. Tamam. Yok edilenleri yok edelim arkadaşlar. Yok edilmeyenleri keselim. Barış ağam bayağı uzaktaymış la. Evet tarlamız bayağı uzakta. Burası güzel bir tarla olacağını düşünüyorum arkadaşlar ben şahsım olarak. Tamam bunu buraya da lavantayı ekip parayı buluruz. Yolun bu tarafı bizim değil mi sadece? Evet. Sen benim o kestiklerimi budasana. Ben yok edilemeden her şeyi yok ediyorum çünkü gerçekten baş edemeyiz. Hani burayla. İnan baş edemeyiz. Şöyle bu da yok oluyor. Çok iyi. Burayı hemen süreriz değil mi? Buraya patlatma çekeriz abi. Tabii hemen süreriz. Çünkü lavantayı ekmemiz gerekecek. Bu mavi ne oluyordu acaba ya? Büyük tarla büyük olur burası. Buraya lavanta ekip vurgunu yapacağız. Oy! Çok iyi. Sen remote'ları doldursan yeter abi. Ben burada gerçekten ormanı komple yok ediyorum. Mükemmel olacak. Allah'tan ağaçlar kırmızı şey çıkıyor abi. İnan ki baş edemeyiz yoksa. Tamam. Halledeceğiz. Şunu da alalım. Ben sana birkaç tane ağaç kesip yanına getireceğim. Çok güzel oldu. Şu kamera var ya yukarı aşağı kalkan o delirtiyor beni. Aynen beni de delirtiyor ama o diğer kamera için o lazım mecbur. Evet. Şu ağaç nasıl? Bu ağacı da yok. Görmen lazım ha. Dümdüz ettim bu arada araziyi. Hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmında tüm hesaplarımızın linkleri var. Oradan hepsine de desteğinizi bekliyoruz. Olurlar inşallah. Arkadaşlar dediğimiz gibi çok güzel sürprizlerimiz olacak. Bunun için şöyle bir beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz her zamanki gibi. Şuradan bir tane ağaç keseyim artık ağam. Kes. Ne yaptın? Kesmedi mi? Direkt hepsini yok mu ediyor? Vallahi hepsini yok ettim çoğunu. Al bakayım. Parada sıkıntımız var. Bir de çok zaman alıyoruz diyor ya. Talaş falan yapıp da satabilirdik aslında. Kiralardık talaş. Çok fazla sürüyor.
O yüzden arkadaşlar kısa tutmak için ağaçlar o yüzden şey yapıyoruz. Yok ediyoruz diyelim. Gel bakayım burada. Yayın yapmış olsak bir yayın saatini doldururduk yani. Öyle kesinlikle söyleyeyim. 3-4 saat boyunca yayın sürer burada. Şunu da yok et. Benim bir ara yayınlarda da kesiyorduk filmini. Ne? Bir ara yayınlarda da böyle odun kesiyorduk bir şeyler yayınlarda yapıyorduk. Yayınlarda zaten bir tane yayında Silver'in ormanında ben ormanı yok edip şey yaptık. Ormanı kesip tarlaya dönüştürdük. O yayın bayağı izlendi bir de ha. Gerçekten 1K ve üzeri izleyiciye ulaştık. Orada da ilgi alakası olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ormanı seviyorsunuz arkadaşlar. Anladığımız kadarıyla gerçekten ormanda uğraşmayı seviyorsunuz. Tamam. Neyi ne zaman yapalım? Neyi? Bu büyük ahırlar çiftlikleri yapacağız demiştik ya. Sadece çiftlik yapacağız. Ya benim aklıma ekip şey geldi abi. Arkadaşlar ne der bilmem. Konyeli'den ziyade arada o çiftlikten bir yapmayı düşündüm. O şekil dedim zaten ben de. Sen demek ki bundan sonra diye hatırladım. Ara hani dedim ya 3-4 günde bir çekiyoruz artık bunu. Araya ara ara vakti buldukça o bölümden sıkıştırırız. Olur ama arkadaşlar ne der tabii buna? Arkadaşlar tabii, ne dersiniz? Tabii. Hayvancılık çiftliğine başlayalım ufaktan. Çok örnek veriyorum. İsteyen vardı yani zaten onu ben yorumlarda görüyorum. İsteyen var, başlayın diyen çok. Bir sonraki bölümde hayvancılık çiftliğine başlayabiliriz. Çok güzel haritamız var zaten Barış Ağam. Bu Dolin haritasında oynamayı istiyorum ben YouTube. Yalan yok. Dolin haritası oynarız. Muazzam bir harita arkadaşlar. Şey yapalım, soralım. Mesela o haritada sadece inek olmasın bence. Tüm yani kümesi yapalım. Koyun da yapalım. Olur, arı da yaparız, tavuk da yaparız. Full. Yani aynı büyük küçük baş hayvancılık. Onda şey yapalım mesela kurduğumuz zaman yemini falan ayarlayalım ilk başta. Yani ondan sonra satın alırız. Yani ürünlerimize, kazandıklarımıza satın alırız yemini, otunu. Olur, bence olur. İlk başta mecbur şey yapacağız. Ürünleri satın almamız lazım. Yani ürünleri olsun. O zaman yani full yemin, sabah akşam gerçekçi bir şekilde hayvanlarla ilgileneceğiz o zaman. Evet. Onda her evet, türlü evet, evet. Kullanmayız da hani kepçe mepçe kullanırız mesela balyaları kaldırmaya. Ha, kepçe olacak. İşte bizim sıvacılarımız hazır olacak. Yani yapılmış olacak. Yani ilk başta yem sıkıntısı çekmeyeceğiz. Olur. Bana uyar. Ve ne? Hani şeyleri de ayarlayalım. Sözünü kestim. Bitireyim ondan sonra devam. Tabii tabii. Bu, süt fabrikasıydı, işte yapa fabrikası, bunların hepsini ayarlayalım. Bir de hani tekrar işte yayın içinde para ekleyelim, şunu yapalım falan yapmayalım. O da roleplay tarzı ama roleplay değil, böyle kazançlarımız da bir şeyler yapalım orada da. Ama ben bir şey soracağım. Barış abi, bu ormanı biz yok ediyoruz ya. Böyle bir arazi ilk ne ekilir abi? Bunu yorumlara böyle yazsınlar, onu ekelim önümüzdeki bölüm bu bölümü. Yani bu buraya o diliklerini ekelim. Aynen. Ne ekilir arkadaşlar böyle boz bir araziyi? Bir ormanlığı tarlaya dönüştürüldünüz. En çok yorumlara yazılan, lütfen kafanıza göre eklememizi istediğiniz bir ürünü değil, gerçekleri söyleyin arkadaşlar. İşte hani böyle bir araziyi şu ekilir bu ekilir gibisinden. Barış Ağam. Toprağı yumuşatacak yani ekeceğimiz ürün. Genelde şeker pancarı toprağı bayağı bir yumuşatır diye biliyorum ama. Tabii uygun olur mu o tarlalara bilmem. Vallahi bilmiyorum, biz hiç şey yapmadık ki. Tarlayı bozup da şey ormanı bozup da tarla yapmadık ki hiç. Yok ediyor mu bu? Yok ediyor mu bu? Etti. Aa bana bak. Baya yok ettim ben ha. Baya yok ettim. Ormanı burada ama. Burada bir ağaç var. Kesinlikle. Şunlar da benim mi? Abi al testleri. Tamam. Bu da benimmiş. Bu bizim mi? Bu da bizim. Gerçekten kocaman bir arazimiz oldu bu arada. Aa o tarafa gitmiyor. Aslında emeğe değiyor. Çünkü gidip paramızla arazi satın almaktansa burayı tarlaya çevirmek mantıklı. Kesinlikle öyle. Bu tarafa gitmiyor arkadaşlar. Burada benim, burada benim, burada benim. Burada bizim. Ağam burada bizim. Oha! Ağam var ya. İnanamayacaksın ama çok fazla kocaman bir arazimiz oldu. Çok fazla bir arazimiz oldu. Şunlar... Sen hep şey yaptın mı? Ağaçları yok ettin mi? Ben senin yanına ağaç kesip getirdim. Geri kalanını yok ediyorum. Çünkü hani bu kadar fazlasını tamam. Arkadaşlar anlıyorum, şunu düşünenler olabilir, ya yazık değil mi o kadar ağaca, size güzel para getirir diyebilirsiniz ama inanın bölüme sığmaz. Hani bunların hepsini kes, hepsini... Bence hiç gerek yok ya. Zaten parayı şeyden vuracağız arkadaşlar, lavantadan. Lavantadan buradan öyle bir para kazanacağız ki, buranın getirisi bir 5 milyon falan olur herhalde, 4-5 milyon getirir diye düşünüyorum. O kadar getirir mi la? Küçük tarlanın, o tarlanın kaç katı mesela? Ben hiç görmedim, üstün körü konuşuyor. O tarlanın, ya iki katı yok. O tarladan biri az büyük. Kaç para getirmişti yoktu. O tarla bize? O zaman 975 milyon getirdiydi herhalde. Ortalama 1 milyon 2 milyon getirir yine ya.
Yani o zaman 2 milyon getirir. Senin şeyine göre ben bayağı büyük diye tahmin ettim ama yine 2 milyon lira para getirir. Ama buraya ne da kadar lavanta harcarız? Ekelim. Tamam işte lavanta ekeceğiz. Yo lavanta ekmeyelim buraya. Buraya 50 bin harcasak. Ne ekilir diyorsa onu ekelim. Buraya. İlk burası. İlk ekimi ona göre ekeceğiz doğru. Tamam çok az kaldı benim ağam. Sen ne yaptın? Burada kötü bir ağaç var. Bu ağacı yapana kadar göbeğim çatladı benim. Ya remorka koyulmayanları koyma. Ne yaparız biliyor musun? Ağaçları gidip sattıktan sonra kesilmiş ağaçları yok et yaparız. Onları yok ederiz ya. Yok olur gider onlar. Anladın mı demek istediğimi? Anladım. Olmayanlara uğraşma. Şu ağaçlar çok kötü. Normal ağaç olsa onları çok daha rahat kesiyorum da bunlar değişik budaklı. Acayip budaklı onlar ya. Senin zaten derin remorku, dört tekerlek remorku o yüzden aldık ya. Lan orman satıcısı, ağaç satıcısı var mı bu haritada ya? Yoksa bir de var ya naneyi yeriz ha. Yoksa bir evin o tarafa götürürüz orada keseriz. Yani yapacak bir şey yok. Sabadan yaparız. İnşallah vardır. Evet bunu da hallettik. Arkadaşlar 10 numara oldu. Barış ağam tabi buraları görmedi arkadaşlar şu an açıldığını. Hadi oğlum. Ne bu ya? Çok az kaldı. Evet buraya kadar izleyen abilerim kardeşlerim. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bunu da al. Artık bir 20 bin abone olalım ya arkadaşlar. Vallahi 18 bin aboneye doğru geldi. Bir 20 bin abone olamadık ya. Vallahi 23 Nisan'dan kadar 50 bin abone olamazsak bilgisayar çekilişi yok ha ona göre. O da artık rüya oldu. Rüya 23 oldu. Nisan da bayrama denk geliyor zaten. Çifte bayram olurdu. Kaldı bir ay. Arkadaşlar bir yapacak ayda bir şey yok. İmkanı yok ya. Bak ne söyleyeyim imkanı yok. Tabii her şey Cenab-ı Allah'ın elinde ama bu gidişe zor. Ya ben şuna inanıyorum ya. Herkes eşine, dostuna, arkadaşına kanalımızı yönlendirse aslında 2 günde bile olur da işte. Yönlendirmiyorsunuz arkadaşlar ya. Tamam. Ağam bitti. Evet. Ben kesilebilen her yeri kestim. Diğer yerleri sınır dışı. Tamam gel bu ağaçları halledelim. Geldim sen kestin mi? Çok kötü bunlar ya. Ana senin kestiklerini ben doldurayım ağam. Oy bu ne oğlum? Bu ağaçlar çok kötüymüş. Keşke bunlar yok olsaydı. Çok kalın. Ya doldurabildiğimizi remorklara dolduralım. Dolduramadıklarımızı ağam şey yapacağız. Dediğim gibi. Bir de böyle hani dokunduruyorduk ya. Dokundurup dalı kayboluyordu. Bunu kesmeye hiç kaybolmuyor. Kaybolmuyor mu? Şunun budağını dışa verebilir miyiz ya bunun dal parçasını? Aman orman. Heh, tamam. Gel abi şunu da al. Ya güzel bu da be. Anam. Kim ediyorsun lan? Sana. Elinde testere var al yap. Arkadaşlar ne biçim iş yapmış ya. Pis Barış. Kötü Barış. Vallahi bırak giderim zaten bunaltırım diye. Hiçbir yere gidemez. Ormanı yok ettim ormanı. Sen daha bunları budayana kadar koskoca ormanı yok ettim. Bir tanesini budamaya çalışsan arkadaşlar görsün bakayım. Budaması mı zor ormanı yok etmesini. Dokundurup yok ettin ağaçları. Ağam bunu ikiye bölmen lazım ya. Bazı ağaçları ikiye bölmemiz lazım. Arkadaşlar evet. Şimdi hiçbir şekilde çaktırmayın. Sana motorlu testeresi vermediler mi? Verdiler. Şimdi hiç çaktırmayın arkadaşlar. Düzgün odunları. Kendi traktörüme minnoş erkuntuma dolduracağım. Kalın, budaklı, ne kadar kötü odun varsa ağır onları da Barış Ağam'ın traktörü yükleyeceğim. Nasıl fikir? Aynen. İyi fikir. Teşekkür ederim. Beğendiğini ben de sevindim. Şunu da al. Bu arada arkadaşlar bir şey hatırlatayım. Oyunla ilgili sorular soruyorsunuz Instagram'dan özellikle. Oradan pek cevap veremeyiz. Yani mümkün olduğunca Discord'dan sorun sorularınızı. Instagram'dan biz post paylaşıyoruz. Yani amacımız sadece post paylaşmak. Instagram'da daha çok. Şey gibi düşünün. DM açık ama aynen YouTube videosu gibi düşünün. Yani oyunla ilgili herhangi bir sorunuzu Discord'dan sorabilirsiniz. Genel chat'e yazın. Oradan muhakkak %100 hatta cevap alırsınız. Instagram'da çok beklersiniz. DM kutusu BİM önünde bekleyen ucuzluk sırası gibi bir şey yani şu an. Discord'dan cevap almama gibi bir şansınız yok arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Moderatör arkadaşlarımız da var Discord'da. Bizler olmadığı zaman, işimiz olduğu zaman, videoda veya yayında olduğumuz zaman emin olun moderatör arkadaşlarımız, kardeşlerimiz sizlere her konuda yönlendirme, bilgilendirme sağlıyor. Bu arada arkadaşlar mobil ve bilgisayar oyunları için ücretsiz desteklerimiz zaten devam ediyor. Bilgisayar sürümüne biz veremiyoruz ama yine de yönlendiriyoruz diyeyim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani yine de her zaman şunu söylüyoruz. Ne dedik Barış Ağam? Bu platforma ilk başladığımız ilk günden beri ne dedik? İmkanınız varsa ücretli alın arkadaşlar. Ücretli ya kesinlikle. Alın. Sıkıntı yaşamazsınız. Güncellemeyi zamanında alırsınız.
Aynı zamanda virüs bulaşma tehlikesi olmaz. En basiti. Çok daha rahat edersiniz. En basiti. Ya ne kadar büyük bir şirket de olsa arkadaşlar, tamam adam zengin milyoner diyebilirsiniz. Ama sonuçta adamlar bu oyunu oynamak şey hazırlamak için milyon dolarlar harcıyorlar. Doğru mu? Tabii canım. Maddi durumunuz el veriyorsa arkadaşlar, maddi durumu olanlar için diyorum. Maddi durumu el veriyorsa arkadaşlar, sizlerden ricamdır, satın alın. İnsanları alıştırmayın yani korsana, yönlendirmemeye çalışın gibi. Tabii ki de bizim işte maalesef. Evet. Ülkemizin ekonomik durumu ortada. İnsanlar ister istemez oraya yöneliyor ama yine de ne bileyim, almayın arkadaşlar. Korsana yönelmeyin. Korsan sıkıntı. Gerçekten sıkıntı arkadaşlar. Ya şu en basitinden bir örnek vereyim mi? Çok sevdiğim bir kardeşimiz bana mesaj atmış bugün. Örnek veriyorum, evet. Bakın. Evet. Farming'in PC sürümünü korsan oynamış. Ya indirmiş. Evet. Ha, maddi durumu yok kardeşimizin, hatta neyse detay vermeyeyim, bir şey demeyeyim buradan. Mesela modlar çalışmıyor abi dedi. Dedim modların sende çalışmama gibi bir şansı yok, nasıl çalışmıyor? Abi dedi hiçbir mod çalışmıyor. Niye çalışmasın? Sonra sorunları araştırdık, neyden olur neyden yapar diye düşündük ettik. Sonra bir öğrendim, evet. Ki oyun korsam. Anlatabildim biraz. Mesela çok basit bir sorun arkadaşlar. Eski sürüm. Benim remote'dan düşüyor. Gel bunlar yeter. Bunlar yeter, dolduralım gel. Eski sürüm mesela arkadaşlar bu nedenle çalışmıyor. Şimdi odunu nereye satacağız? Bunlar yeter arkadaşlar. Odunlar çok şekilsiz. Gerçekten çok şekilsiz. Bu nedenle benim remorktan düşer. Benimki odun remorku değil herhalde. Odunu mobilyacıya mı satıyoruz? Benimkiler düşüyor. Bağla. Bağlanmıyor. Vallaha mı? Vallaha. Bu uyumlu değil. Baksana, hep remorkun kapaklarından düştü aşağı. L'ye basınca bağlamıyor mu? Yok. Hep bağlamayı bırak. Odunlar aşağı düştü. Baksana hiç gitmiyor. Kapaklardan dışarı çıkıyor bak. Gördün mü? Abi ben bir keresteciye bakmam lazım. Nerede bulmuştum şimdi onu ya? Şu büyüklerden iki tane falan alabilirsin. Alayım. Mobilyacı Sinan'a geçtim ben. Mobilyacı Sinan'a doğru gidelim arkadaşlar. Barış abi benim traktöre binsene bir. Sal onu bana. Bindim. Bin. L'ye yap. Tamam. İn. Hadi gidelim. Nerede mobilyacı Sinan? Şu tarafta. Şu taraftan kestirmeden. Hayır. Ve Allah. Dere varmış lan burada. Allah kahretmesin ya. Tüm. Hayır. Arkadaşlar bu tarz remontlarda işte maalesef böyle sıkıntılar yaşıyoruz ya. Yemin ederim sıkıntı yaşıyoruz ya. Yapacak bir şey yok. Ben iki tane büyük kök aldım, geliyorum. Bir şey diyeceğim. Eğer bu odunlar para yapmazsa naneyi yedik ha. Odunlar zaten fazla para yapmaz. Çok bir beklentiye girme. Kestirmeden gidiyorum ağam. Şuradan dağdan bayırdan gidiyorum valla. Ya çabucak gidelim, yoksa benim remork rahat durmuyor. Benim remork rahat durmuyor. Benim remork da odunlarla getirebileceğimi istedim. Neymiş lan bu? Kocaman çukur varmış ha. Dikkat et. Benim remorktan odunlar düşüyor. Valla mı? Vallahi dur bakayım düşüyor. Ya. Eğer para yaparsa ben bir tur daha geleyim ağam. Olmaz mı? Bekle sen orada. Bence hiç uğraşmayalım. Uğraşmayalım. Sen onu götür. Onu götür. Sat. Sen orada bekle. Eve git eve. Eve gidiyorum zaten. Sen eve gidiyorum, şeyleri alırız. Patlatmaları alalım, evet. Hemen. Ayarla onu. Beşesini. Bir tane odunu getiriyorum zaten. Bir tanesi kalmış. O zaman bir taneyi de eve götür o zaman. Kütür kullanırız. Öyle yapıyorum. O da sıkıştı galiba. Sılacı sattığımız yer burası. Belki de alıyordu. Bunu da mı alıyor? Daha biz şeye denemedik. Neye? Gelincik miydi, gül müydü, lale miydi o? Onun hasatını denemedik. La. Ekeceğiz daha bu sene. Yani bu yıl çeşitler farklı. Buğdaydan farklı. İkinci sezonumuz. O hayvan çiftliğine isim vereceğiz mi? Ne verelim? Hayvan çiftliğine mi? Bilmiyorum da. Nereye satacağız abi? Satamazsak eve getir, boşver. Sen ne ara gittin oraya? Almıyor. Remorku buraya attım ha. Dur geri takayım. Bu burada kalsın. Vakit kaybetmeyelim. Hiç direkt tarlayı düzeltelim. Erkunt'u buraya bıraktım ben. 5S'e geçtim. 5S'i ben süreceğim bugün biraz ha. Haberin olsun, ama Kubota'ma dokunma. En büyük Kubotacı benim. Kubota'ya dokunma da ben ne yapacağım? Sen neredesin? Ben caminin arkasındayım. O patlatma büyük o fabrika var ya. Ne? Senin patlatman nerede? Bilmiyorum, belki de sattık almadık. Nasıl la? Dur bakayım abi. Bizim iki tane patlatmamız vardı. Bu case kaç beygir ya? Case kaç beygir mi? 100 beygir. Aha odun. Allah canını almasın. Odun düştü lan. Patlatmanın biri yok ha. Burada dışarıdaymış, tamam. Abi bir de bir şey diyeceğim, keşke parayı harcamasaydık ya. Niye? Yani şey alırdık ya, patlatmaları da büyütürdük biliyor musun? Ya onları niye şey, büyütmedik biz?
Çimeç fazla para gitti. Sera'dan fazla para gitti Çimeç. Yok, ekipmanları büyütünce paradan saymadan şeyler yaptık ya. Onu da yapsaydık. Aklımıza gelmiyor. O iş neyse, işten geçti ya. Biliyorsun değil mi? O yapacak bir şey yok onun. İnşallah bunlar halleder ha onu. Bunlar yapmazsa pulukla sürmemiz gerekecek orayı. Halleder ya, niye halletmesin? Neredesin sen ha? Odunu koya koya geldim anasını satayım var ya. Gelebildin mi? Gelemediysen hayatımdaki stabil... geldim caminin yanındayım. Tamam süper. Hayatımdaki en lanet yolculuk diyebilirim. Hadi gel ben seni burada bekliyorum. Bu arada da sen gelene kadar arkadaşlarımız ne yapıyor? Videomuza like'ları yağdırıyor. Şimdiden çok ama çok teşekkür ediyorum dostlarım. Hadi ama. Ya elim ayağımı dolaştırma kurban olayım dur da. Oho arkadaşlar ben bir gideceğim bir şeysi götüreceğim tapla geleceğim diğerini götüreceğim. Başlayacağım. Vallahi odun geldi daha buraya düştü daha da almam ya. Alma gel. Case hemen içeri koy. Direkt Kubota'ya bin. Stobet direkt Kubota'ya bin. Bu bug gidip... mı oluyor ne oluyor anlamıyorum ki. Bilmiyorum. Oraya kadar git bir tane odun al gel caminin burada düşür. Remorku görmen lazım. Ben gidiyorum. Hadi. Evet arkadaşlar bu arada da tarlaya gidene kadar birkaç bir şeylerden bahsedelim. Yakında Discord sunucumuzda Emir aha. Kardeşimizin, Emir Bayraktar kardeşimizin yapmış olduğu çok güzel hem tek çeker hem çift çeker Erkut Servet 80 modunu paylaşacağız. Buradan kendisine teşekkür ediyorum Barış abi izin olursa. Kardeşimiz yapmış. Ne demek canım? Abi al biraz oyna ondan sonra paylaş diye bizlere gönderdi. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun bu cesur emeğine sağlık. Çok da güzel yapmış. Traktör modumuz paylaşılacak. Yakın zamanda güzel ekipman modlarımız paylaşıma açılacak. Ama dediğimiz gibi bu modlar için sizlerden tek beklentimiz arkadaşlar YouTube'a desteğiniz, abonelikleriniz, beğenicikleriniz, yorumlarınız. Ağam burada ana yola çıktım ben buradan kestirmeden. Sen de çık. Harici arkadayım hemen. Evet harici olarak nasip olursa Discord'dan da partnerliği hak kazanmışız Barış'am. Ciddi mi diyor? Evet. Bunu da ilk defa sen öğrendin şimdi. Discord ben de şimdi öğreniyorum. Evet başvurumuzu istediler. Ben gerekli incelemeleri yapıp, gerekli ayarları yapıp başvurumuzu yapacağım. Nasip olursa Discord da bize partner oluyor. Gerçekten bir yılda abi kardeş başladığımız bu yolda Barış abi seninle gurur duyuyorum. Çok yok, güzel ilerledik. Ben seninle gurur duyuyorum. Ben yani senin emeğin daha çok. Ya estağfurullah beraber başardık. Dostlarımızla birlikte başardık. Şimdi bir açıklama yapmak istiyorum. Lütfen duygu sömürüsü yapıyorsun demeyin. Maddi açıdan daha bir kazancımız olmadı arkadaşlar. Bundan emin olabilirsin. İnanmayan gelsin Discord'da kanıtlı bir şekilde gösterebiliriz. Maddi açıdan bir şey kazanamadık daha ama diğer yönden gerçekten büyük başarılar elde ettik. Oyun partneri olduk. Discord partnerliği hak kazandık. Sizler gibi kocaman bir ailemiz oldu. Discord sunucumuzda 10.500 kişiye gidiyoruz. Hani para da gelir ya elbet bir gün. Nasip. Buraya kadar geldik zaten. Yolun %80'ini bitirdik. Artık zirveye bir adım kaldı diyebilirim. Harici olarak arkadaşlar sürpriz olsun diye söylemeyeceğim. Çok şaşıracağınız mükemmel bir sürprizle de karşınızda olacağız. Bundan hiçbir şekilde şüpheniz olmasın. Şaşıracaksınız arkadaşlar. Kimse tahmin edemez şu an. Şu an hiç kimsenin tahmin edemeyeceği yok artık diyeceğiniz yok artık diyeceğiniz hani... bir sürprizle karşınızda olacağız. Ağam ben şuradan bir indireyim önce. Sen arkamdan gel. Y'ye basıyoruz değil mi? Evet. Aha da Y'yi kabul açacağız mı şeyi? İster aç ister açma ya. Gel. Yani demem o ki arkadaşlar. Başarıyı ulaştıran, bizleri bu başarıyı ulaştıran tabii ki de sizlersiniz. Ya bir abone olup bir beğeni atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Sizlerden ricam. Abone olup bol bol beğeni atmayı lütfen, lütfen ve lütfen unutma. Ağam sen bizi benim... takip edenler sürprizi zaten direkt şey yapacak, görecekler. Kesinlikle. Tarlanın dışından bir tur daha gideriz ağam. Kalsın ne o lan? Hadi oğlum. Çarpana ya kadar vites, gideceğim. Harita bitiyor. Vitesli olmasa... Bu da vitesli bu da. Yok bu değil. Tamam. O olmasa buradan çok iyi gidiyor. Buradan gerisini yapmıyor ağam. Tamam. Şimdi buradan böyle gittiğim kadar gidebildiğim kadar ağır ol. Ağır ol. Hızımı kestim dürütüm. Yapmıyor dur. Şöyle gideceğiz. Sen benim dışımdan gel. Dış kısmımı yaparsa dış kısmımı yap. Bekle bakayım. Yapmadı bak mesela burayı da. Burayı da şöyle döneceğiz. Bir etrafını dönsek gerisini yaparız ha. Yapmıyor ki burayı. Yapmıyor. Şu taraftan dış kısmı yaparsa o tarafı yap. Yapmıyor. Yapmıyor değil mi? Yok. Çevresini dediğin gibi bir dönsek gerisi kolay. Buradan böyle gideceğim abi. Gel ya beni takip et. Ben çözdüm olayı. Beni takip et. Geliyorum. Yine bir adım dışarıdan geleyim ben ya. Tamam bir adım dışarıdan gel aynen. Bak yapıyorum şu an zaten bak. Tamam.
Yapıyorsa çok iyi. Ne kadar dışarı yapsak o kadar iyi yani. 1 metre 1 metredir ha. Genellediğin zaman iyi hasat çıkar. Şurada yani. Tuhaf bir bitki var. O bitkiyi almadı bak. Sende Allah de almadı, Allah. Bende de almadı. Haydi oğlum. Yapma beşiz bunu. Abi sağ tarafa doğru biraz daha gideceğiz herhalde. Alıyor. Gidebildiğin kadar sağa dönsen arayı doldururuz. Hadi oğlum. Hadi oğlum beşiz. Oha çekmiyor. Daha nereye gidiyorsun lan? Oo. Al 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 al. Aa. Sen o kısmı ben, yapabildiği kadar dışarı aktar. Öyle, ben de onu diyecektim. Buradan biraz devam edeyim ben. Sen oradan devam et. Ben de şuradan devam ediyorum. Şu tarafı yapıyorum. Daha fazla da dışarı gitmeyelim ya şurada. Arkadaşlar. Şöyle gittiği kadar gideyim yine de ya. Gel abi gel 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 gel. Şuradan kes. Devasa bir tallamız oluyor. Vallahi da bile. Aa o ot burada da var. Aynen almıyor. Bende de. Neymiş bu ot acaba? Ne yapacağız biliyor musun abi? Oraya peyzaj yapacağız. Peyzajı tekrar süreceğiz. Gel kuvota. Kuvotadan beyaz duman çıkıyor. Bu hiç hayra alamet değil ama. Arazi erişiminiz yok dedik. Süper. Buradan sınırı bitirdin. Gel abi. Hadi oğlum. Arazi erişimin yok dedi. Allah Allah. Allah Allah. Tarladan oysa ki çok uzak. Hadi aslanım. Doğru gidiyormuşum lan. Doğru gidiyormuşum derken ne yap? Ben burada ufak tefek hesaplamalar yapıyorum. Bir şey diyeyim mi? Tarlanın dört turunu evet. Döndüm ben ha. Tamam. Ben de buradan gidebildiğim kadar sağa doğru gidiyorum. Hala alıyor mu senin orası? Tabii. Oha. E çok iyi. Bu tarlanın şey ortada yine ağaçlar kalıyor. Ağaçların da bir şey yaparız, keseriz ağaçları. Ağaç kalmıyor yok, lan. Yok. Burada ağaç kalıyor tarlanın içinde. Burası biraz daha genişledi. Allah Allah. Tabii, tamam tabii. Onları da yok ederiz. Bak ormanlık görüntüsü var gibi görünüyor ama mesela orman yok. Şu kökü hemen yok edelim arkadaşlar. Burada bir kök kalmış. Yok et yok et yok et yok et yok et yok et yok et. Tamam. Bak kök çıkıyor arada, tamam mı? O kökleri yok etmeyi unutma. Hadi oğlum. İnşallah. Paramız olsaydı arkadaşlar şeyi yapardık ha. Ne diyorlar ona? Büyüğünü alırdık. Büyük bir traktör kiralardık ya da ekipmanların. Ekipmanın büyüğünü niye alıyorsun ha? Bunu zor çekiyor 5S. 90 beygirlik şey. 145 beygirlik 5S. 20-23 lan bu. Kubota'ma vurmuyorsun değil mi sağa sola? Her yere vurdum. Hain. Arkadaşlar Barış abi linçleyin. Herkes yoruma hı yazsın lütfen. Nereye vuracağım lan? Geçen bölümde manyak. De yazmışlar. Ya çok güldüm yemin ederim ya. Hı hı Barış abi hı hı yazmış bir tanesi. Gördüm. Hadi devam edelim. Ya ben bir tane yorum görmüştüm tamam mı? Onu bulacağım bak, şimdi. Bak şuraya bak. Bir tarla gibi. Neresi? Bak benim şu boşluk sağ taraf bak. Tarla kadar büyük. Ağam ne yaptın? Bir karış yer bulsam orayı da katacağım. Vallahi da billahi aç gözlü doymaz. Lan ne aç gözlüsü? Para vermişiz. Aa buradan var ya en az lavanta yapmış olsak 100 bin liraya yakın para kazanırız. Kocaman tarla oldu lan şaka bir yana. Ağam ben ağaçları yok edeyim mi? İçinde kaldı zaten onlar. Sen onları yok et yok et. Ben burayı devam edeyim. Tamam şu bu boşluğu ben alayım sen şey al gerisini al. Tamam ağaçlar yok ya. Yok ya. Küçücük yer sürecek beyefendi. Lan bitecek bitince geleceğim ya. Tabii efendim yalanını yiyeyim. Ha bura kalsın o zaman sonuçta burayı yine yapacağız manyak mısın tamam, oğlum? Tamam dur sıramı bitireyim de ağaçları yok edeceğim dur. Sen yap bu küçük yeri ben gider büyük yeri yaparım. Olur. Bak bir tane yorum okuyacağım ben. Arkadaş bize hakaret edecek zannettim Barış. Ya var ya bulacağım o yorumu dur şimdi şunu bir stop et. Ben hemen YouTube'a giriyorum arkadaşlar son paylaştığımız videonun yorumuna geleceğim. Arkadaşın adını da okuyacağım bu arada. Son videomuz kaç like almış? 965 beğeni almış arkadaşlar. Aşk olsun ha. Vallahi senin aşk olsun. Şimdi daha net geldi. Mikrofonu 1 metre ileride mi konuşuyordun? Ne yapıyordun az önce? Bilmiyorum ki. Muhabbetinize bitiyorum ağam. Eyvallah teşekkür ederim. Heh. Abi like atın diyorsun da. Bak yoruma böyle başlamış tamam mı? Ben de zannettim ki kötü bir şey yaptık onu söyleyecek. Abi like atın diyorsun da. Videoyu çok güzel yapıyorsun. Herkes videoya odaklanıyor. Like atmayı unutuyor. Evet ben onu yani, ben de gördüm. Çok teşekkür ederim. Dedim ki like atın diyorsun da deyince. Aa ismini okumayı unuttum arkadaşımızın. Dur. İsmini de okuyayım arkadaşımızın. Ya biri de bize sistem etmiş. Her yerden aboneyim ismimi okumuyor. Ana şeyi kaldırmadan gitmişim. Seyit Ali Güler. Çok teşekkür ederim kardeşim yorumun için. Ya dedim ki like atın diyorsun da bu nasıl video diyecek zannettim biliyor musun ilk okuduğumda. Ben okurken sen bize bunun karşısında ne vereceğini der gibi bir şey bekledim ben. Çünkü bayağı oluyor biz bu YouTube başladığımızda birisi bir şey öyle deyince sen bize ne vereceksin karşılığında falan yazmıştın. Yani Seyit Ali'cim teşekkür ederim. Yorum yapan herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepsini okumaya çalışıyoruz. Birikti bu arada da işte.
iş yoğunluğundan dolayı biraz gecikiyor yorumlar okumamız. Hadi Beşiz, hadi Beşiz. Turla ben sana yardım edeyim. Diğer taraftan in. Diğer taraftan çık. Şurayı hızlıca bitirelim ikimiz. Ondan sonra ayda küçük bir parça bıraktım olsun. Önemli değil. Ramp aşağı nasıl gidiyorum nasıl? Ya ağaçlar yok oldu ama ağaç varmış gibi görünüyor. Yaklaştıkça yok oluyor yine ya. Ona ayar oldum ha. Bende öyle bir şey yok. Sende ağaçlar direkt yok olmuş. Bende ağaç yok ki. Ağaç varmış gibi görünüyor. Yaklaşınca ağaç yok. Bende yok, bende yok. Benim bilgisayarım kötü. Arkadaşlar bana bilgisayar alın. Arkadaşlar bana bilgisayar alın mı? He. Bir yorum okusana ne diyor bak. Ne diyorlar? İsim vermeden bir yorum okuyayım ben dur. İsim vermeden o kaynar. İsim vermeden bir yorum okuyayım şimdi. Hop. Şurada küçük bir yer bıraktık arkadaşlar. Orayı alacağım. Gel geri hemen. Gel 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 gel. Hop. Onu cevaplam. Ha dur buldum. Yorumlar. Şimdi keşke FS22'yi oynayacak bilgisayarım olsa, bir de FS22 yüklü olsa, en ucuzu olsa bile. Sen anladın mı ne demek istediğini? Tırnağın varsa başını kaşı diyorsun, anladım tamam. Yok başını kaşı değil, hani sen diyorsun ya bana bilgisayar alın diye. Heh. Senden bilgisayar bekliyor millet. Abi. Olayı sen anca anlamadın şimdi anladın mı? Bak, videoda keşke olsa da yemin ederim ben aylık çekiliş yaparım ya. Ya olsa ayda 10 tane bilgisayar vermezsem adam değilim arkadaşlar ama gerçekten hani üzüldüm. Bak ha. Bizim sistemleri bunun gibi onlarcası. Instagram zaten dolu. Bizim bilgisayarlarımızın sistemleri özellikleri arkadaşlar kanalın hakkında kısmına girip ikisi de orada yazıyor. Benim kullandığım bilgisayarın özellikleri de yazıyor laptopun. Şeyin de yazıyor masaüstü bilgisayar, yayın bilgisayarımızın özellikleri de yazıyor. Kırdın ya. Oğlum niye geliyorsun? Sen girsene büyük yere. Allah Allah. Burası tamam. Kaldır git diğer tarafa sonra. Evet devam et. Ağzını ettin oğlum. Sonra bütün onu bana ver. Neyi? Kubota'mı ver. Lan oğlum niye hemen iniyorsun saniyesinde ya? Nasıl insansın sen ya? Evet devam et al. Ondan sonra 11 yani bilemiyorum arkadaşlar. Valla biz bir ne bileyim bir barışçı değiliz. Ya da bir başkası değiliz o kadar kazanan. Keşke olsa yemin ederim bak aylık ayda bir bilgisayar verirdim kazansak. Yemin ediyorum bak bir de burada binlerce kişinin önünde yemin ediyorum yani. Ayda bir bilgisayar veririm o düşündükleri gibi kazanmış olsak. Ben asgari ücrete çalışıyorum ya. Ya ötesi yok ki. Buna da çok şükür yarabbim. Tabii canım buna da şükür. Buna da şükür. Yalnız yani elimizden bir şey gelmiyor. O yorumları görünce üzülüyorum. O yüzden dillendirmek istedik daha doğrusu. Ya ben de çok üzülüyorum ya. Bir de arkadaşlar bizlerle sohbet etmek isteyen çok abimiz, kardeşimiz, kankamız var. Discord'a gelirseniz arkadaşlar biz şöyle sürekli Discord'dayız zaten. Şahsım olarak söyleyeyim. Barış abim çalışıyor. Ama ben geri kaldım. Uyanık olduğum ben de oradayım da genelde gizli oluyor. Ben hep aktifim. Discord'dayım. Yani sessiz sohbette kalabalık bir sohbet edenleri gördüğüm an dalıyorum abim yanlarına. Ne yapıyorsunuz da diye. Küçük yer çok uğraştırıyor ya. Vallahi da billahi ya. Bak şimdi, buraya hemen başladık. Şimdi sen benim önüme geç abi. Yani demem o ki bizlerle sohbet etmek istiyorsanız dostlarım. Ki bak, çok gurur duyuyoruz ve memnuniyet duyuyoruz bundan. Discord'a gelirseniz çok mutlu olurum. Sohbetler Discord'dan arkadaşlar. Hadi bismillah geç önden. Discord elimiz ayağımız ya. Öyle söyleyeyim. Ya tabii ki de öyle. Her şeyimiz, paylaşım yerimiz, sohbetimiz, bize ulaşabileceğiniz en rahat yer. Çok rahat hem de. Hadi bakalım. Bir de arkadaşlar her videoda söylüyoruz. Yine söylüyorum. Biz cevap vermemezlik yapmıyoruz. Şahsımız olarak gördüğümüz her mesaja cevap veriyoruz şahsımız olarak. Görmediğimiz mesajlarda moderatör arkadaşlarımız veya yönetim ekibimiz cevap veriyor. Önemli bir şey olduğunda da zaten direkt bize yazıyorlar, mesaj atıyorlar. Abi işte şu mesaja bir bakman lazım. Abi şu arkadaşa bir bakman lazım diye. Ben de ne oldu diyorum hemen durumu açıklıyorlar. Yani bizlere ulaşamadığınız zaman Dur. Moderatör arkadaşlarımızı lütfen ciddiye alın. Hop. Devam onların da yetkisi bizim kadar var Discord'da. Ya tabii ki de öyle yani. Onlar da anlıyor işte. Tabii ki. Biz yokken Discord'u onlar yardımcı oluyor şimdi. Yalan yok mesela Samet kardeşimiz var bu ara. Sağ olsun. İnşallah daha da büyük başarılara hep beraber ulaşacağız arkadaşlar. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar diğer tarlaları ne ekeceğimizi bir önceki bölümde söyledim. Onun ekimini şu anki videonun ardından sağlayacağım şahsım adına Barışan bu gece iznin olursa. Gireceğim oyuna. Nereye gidiyorsun? Hadi gitme, gitme bekle ya. Beklesene. 145 beygir traktörüm var be. Vites atmasa sıkıntı yok. Rampada sen üçünden kalkabilir misin dörtte? Hayda senin yüzünden kaldım ya. Şurada bıraktım. Buraya ne ekeceğimizi gerçekten beraber karar verelim. Yorumlara en çok yazılan ürünü ekelim buraya.
Ha, bize kalsa arkadaşlar, biz sonuçta bir oyun gözüyle bakıp bir oyun parası olarak, para kazanma gözüyle baktığımız için biz lavanta ekeriz buraya da. Tarla büyük. Normalde düz terazi ekilir de burası yapacak bir şey yok. 1 milyon lira kredi borcumuz var. Gel abi. 1 milyon lira kredi borcumuz var bir de arkadaşlar. Bu nedenle biz Barışan'la lavanta ekmeği düşünüyoruz. Ama sizin düşünceniz... Buradan deli para kazanırız ya. Çok büyük para kazanırız. Bayağı büyük tarlamız oldu ha. Çok kar edecek ya, edeceğiz ya. Odundan para kazanamadık ama bu işten para kazanacağız, ben sana söyleyeyim. Sıkıntı yok, benim odundan hiçbir beklentim yoktu zaten. Ağam, buradan hiç dönmeye uğraşma, direkt bu tarafa gel. Evet, şey diyorum ya ağam, ufaktan videomuzu sonlandıralım mı, ne dersin? Olur. Gerisini videonun dışında biz halledelim, süreriz. Ben hallederim burayı en basitten, sen işe gideceğim biliyorum. Ama ben hallederim edit yaptıktan sonra buraları. Zamanla yan tarlamızı da alabiliriz ha. Yan tarafı da alıp da burayı birleştirip buraya pamuk yapmak. Pamuk mu? He. Ben hala pamuktan yana değilim ya. Niye? Yok ya, onu buradan 4 balya anca çıkar. 4 balya çıkarsa öpte başına koy. Buradan çıkacağı 2 balya. Çıkmaz. Yani o yüzden diyorum. Ama pamuk işte, para yapıyor. Pamuk makinesini de kiralayacaksın. En az 300 bin lira, 400 bin lira da onun kirasına verirsin. Verir miyiz la? Tabii. İstersen bak. Aslında sana bir şey söyleyeyim mi ha? Buraya arpa ekip de balya yapsak da bir daha balyaya uğraşmasak. Komple. Evet. Buradan kaç traktör balya gelir biliyor musun? La buradan ben sana söyleyeyim mi? Çıkacağı 150 balya buradan. Buradan. Evet. Vallahi bilmiyorum. Benim çıkacağı en baba 150 balya. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bence mantıklı. Dur bakayım. Niye arpa? Buğday olsun canım. Allah Allah. Sabah balyesin için dedim, sen de. Niye bozuyorsun? Ne bileyim oğlum ya, normalde direkt akla buğday. Hadi la Beşir, bunu viteslerinin içinden geçemez miyiz ya? Halledeceğim ben. Unutmazsam inşallah halledeceğim. Kubota'nın geçemeyiz ama onun geçeriz. Kubota oyunun orijinal ücreti. Kubota'nın iyi. Kubota'da sıkıntı yok. Bunun bir vites atacak da. Sonra beğenmiyor, eski vitesine geri geliyor. Evet arkadaşlar. Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bu güzel şeyin de sonuna geldik. Barış'ım, ben normalde bana eşlik evet. ettiğin için diyorum da unutuyorum hep. Video zaten bizim, kanal zaten bizim. Eline koluna sağlık diyeyim ben direkt. Sağ olasın, senin de eline koluna sağlık. Eyvallah, teşekkür ederim. Odunlarımız çöp olsa da arkadaşlar devasa bir tarlamız oldu. Bence de çok güzel oldu. Ağam, son sözlerini alalım ve videomuzu bitirelim burada. Gerisini video dışı halledelim. Bizi sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Bazı açıklamalar yaptık. İnşallah sıkılmamışsınızdır. Videoda zaten burada da sıkılmayın diye bahsettik. Bizi tüm hesaplarımızdan takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Desteğinize çok ihtiyacımız var. Açıklamada tüm linklerimiz orada var. Hepinize çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bayramın mübarek olsun. Amin. Hızlı söyledim. Çok hızlı söyledim. Evet arkadaşlar, her güzel şeyin bir son olduğu gibi bu güzel şeyin de sonuna geldik. Açıklamalardaki linklerden diğer hesaplarımızı takip etmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Hayatınız hayalleriniz kadar güzel olsun. Mutluluklar üzerinize yağmur gibi yağsın ama kaçacak şemsiye bulamayın inşallah. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beraber mi bitirsek burayı ya? Ben bitireyim. Fark etmez. Beraber bitirelim o zaman.